Böyle komiklik şakalar, şeyler. <laughs> İşte işin özü bu. Eski Açık YouTube kanalına hoş geldiniz. Komiklikler şakalarının yeni bölümünde bugün bol bol malzememiz var ve tabii ki Savaş'la beraberiz. Savaş hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Yine derbi galibiyetinden sonra güzel bir hafta böyle akacak bir program olacağını düşünüyoruz. Böyle hem de milli araya giriyoruz, çıtır çerezlik, tüketmelik bir içerik hemen yapalım dedik. Bize özel milli arasında. bay haftasındayız. Tabii. Ondan dolayı güzel oldu. Beşiktaş maçını da kazandık. Aynen Fenerbahçe öyle. maçından sonra yapmıştık. Beşiktaş maçını da yenersek yine Şimdi yaparız. Hem demiş. Beşiktaş maçını hem de böyle arada biz, arada güzel şeyler. Güzel şeyleri de toparladık. Güzel ortaya çıkanları şey yapacağız. Nasıl? Abi? Beşiktaş maçından sonra hislerin. Bir Fenerbahçe keyifler maçı yerinde. gibi değil ama. Yok, Fenerbahçe maçı şey kadar ya. olmadı ama yine de derbi galibiyeti. Bir e, de tabii. önemli bir galibiyetti o yüzden keyifler yerinde. Tabii tabii. O Şimdi kadar. çok güzel espriler bulduk tabii ama hiçbiri bizim yöneticilerin yaptığı espriler kadar komik olamıyor maalesef. Hangisi mesela? Türk spor ortamını, Türk spor ailesinin yarattığı ortam kadar komik herhangi bir espri yapamayacağız muhtemelen. Yani onlar kadar komik olamıyoruz. İşte hakemler, yapılar. Yapının içeriğini, adını bir söyleyebilir misiniz mesela? Yok. Yok mu? Yok. Ama savaşıyoruz. Ama savaşıyoruz, yapacak bir şey yok. Şey gibi neydi o? İlgilenmiyoruz. <laughs> Kim olduğuyla da ilgilenmiyoruz. Kim ama olduğuyla da ilgilenmiyoruz donkey ama shot, yeneceğiz. Don Kişot gibi böyle. Gel değil mi? Hatta ben de siyasetçi biliyorsun. gibi bir. Yeneceğiz. Yeneceğiz. <laughs> Kazanacağız da. <laughs> Kazanacağız da evet evet. Ya Beşiktaş maçlarında şöyle oluyor abi. Biz mesela yıllardır bu adamları böyle yendiğimize, iyi olduğumuza ikna edemiyoruz. Genelde öyle aslında ya. Bence artık Türkiye'de spor kültürüne dair kazanma kaybetme alışkanlığını herkes kaybetmiş durumda. Yani genel olarak kaybettiğinde asla karşısındaki iyi değil. Ya sen kötüsün, çok kötüsün, hı hı. çok hatalısın ya da birileri senin ayağını kaydırıyor. Hiç güçlü. Başka, başka hiçbir şey yok. İyi transfer yapmış, işte hocası iyiymiş, oyuncusu iyiymiş, işte daha iyi hazırlanmış falan hayatta yok. 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 Ya hakem, ya dış güçler, <laughs> dış güçler de değil böyle dış güçler ya da işte yapı sistem bir şeyler başka türlü yok Onlar yani. Bunlar. Ya mesela benim aklıma işte şey geliyor. Bu Mahmut Şevket Paşa'nın 10 yıl önce attığı bir Aha. tweet. Onur Umut abi buradan selamlar olsun. 10 yıl olmuş ama neredeyse böyle zamanın ötesinde hiçbir hmm. zaman geçerliliğini kaybetmeyen bir tweet. <laughs> Diyor ki yani FIFA'da Vedat diye bir çocuğu 5-0 yendim. Mesaj attı. Ben senden daha iyi oynadım diye. Beşiktaş'la herhalde. <laughs> bir düşünsen şey benim böyle bir arkadaşım vardı biliyor musun? Hakikaten de Beşiktaşlıydı bu arada. Abi hangi maçta böyle ne, ne skor çıkarsa çıksın çok daha iyisini hak ettiğini iddia ediyordu. Yani beni yeniyordu atıyorum. 2-0 yeniyordu. Ben seni 6-0 yenmem lazım falan diyordu yani. Ha, o derece yani. Bir de ha, yendiği zaman Yendiğine bile. de itiraz ediyordu oh. adam. E, o yüzden böyle Onur Umut'un bu ilk tweetini gördüm de çok gülmüştü. O arkadaşım <laughs> aklıma gelmişti. <laughs> Hiç ölümsüz tweet bu ya. Direkt ölümsüz ya. Evet, Direkt zamanın evet. ötesinde. E i̇şte bak 2-1 yendik Beşiktaş'ı. Beşiktaşlar daha iyi oynadığını iddia ediyor. Ama istatistiklere bakıyorsun mesela. İstatistiklere bakıyorsun çok daha fazla. Ya şey da mesela var. maç sonundaki yayında sen dedin ya mesela hani Maç içinde bir heyecan oluyor, bir gergin oluyor izlerken. Evet. Diyoruz ki lan acaba yiyecek miyiz, şu mu olacak, bu mu olacak falan filan. Ama mesela maçı sonradan tekrar izliyorsun. Hiç yokmuş aslında. Hiç bir dakika bile Beşiktaş bizi yener, puan alabilir. Öyle bir hissiyat hiç yok mesela. Hissiyat hiç olmadı. Sadece işte Galatasaray'ın klasik bu sene hem Kasımpaşa maçı hem Riga maçı. Hı -hı. Hatırlarsın bir travma olduğu için. O Muçin'in o efsane golünden sonra bir... bir... bir, bir... 2 dakika işte. Bir tüylerin kabarmadı değil. Yani Şimdi savaşçım yani hani burada biz bizeyiz. <laughs> biz bize olduğumuz için itiraf edebiliriz bence. Ya o 80'de olsa bir şey olurdu da. Adola. Bir bir koltukta Aa. bir doğruldun. E tabi tabi tabi. Evet, evet. Orada bir şey olduk ama mesela Ersin de işte kaleci maçtan sonra hemen demiş ki biz bugün güzel oynadık. Top bizdeydi. Galatasaray sadece iki duran toptan gol buldu. İşte yani şimdi sistem şeyine girmeyelim burada yani hani <laughs> ya. yorumlamasına girmeyelim ama Onur Umut'un tweetinin aklını hala yaşıyoruz diyelim. Şimdi abi duran top demişken Ersin mesela diyor ya işte biz daha iyi oynadık top bizdeydi falan filan. İmmobile'ye bakıyorsun abi mesela bu adamların tek santraforu. Evet. En son 11 yıl önce olan bir şey başına gelmiş. Ceza sahası içinde hiç topla buluşamamış. Eh. Okuyayım mı? Ciro Immobile en üst dik kariyerinde 90 dakika sahada kaldı 218 maç arasında hem şut çekemediği hem de rakip ceza sahasında topla buluşamadığı ikinci karşılaşmayı Galatasaray derbisinde oynamış. Diğeri de Juventus 2013. 2013'te Juventus. Evet. Yani nasıl böyle bir şey oluyor mesela? Ya ben zaten artık şeyi de geçtim. Hani işte yapı var, şu var, bu var. Hani onları inandırmayı da geçtim. Kendi halinde şey yapıyorlar zaten. Şimdi bu istatistiği göstersen yine neye inanacaklar mesela? Geçen birini dinledim ben öyle. Savaş. Bu istatistikler şu en fazla şu kadar toplamışmış, bu kadar bilmem ne yapmış falan filan istatistikleri Hı. sayılıyor. E diyor ki işte bu yapı diyor bu istatistikleri Yaptırıyor. sağlıyor diyor. Ya. E artık e ya. <laughs> geliyor şu Anlatabiliyor Anlatamıyorum yani bak o yüzden diyorum ben biz burada ne kadar güzel tweetler bulursak bulalım. Ne kadar espriler, şakalar havada uçursa uçsun. Şu olmuyor işte. Şunun kadar güzelini yapamıyoruz Savaş. Farkında mısın bilmiyorum. Duran top şikesini duydun mu? O duydum. Duydum duran top <laughs> te te Tehlikeli yerlerden Galatasaray'a Galatasaray faal kazandırıyorlar. Galatasaray faal alıyormuş. O yüzden Galatasaray duran top Şirkesi yapıyormuş. 2 sene önce bizim şey vardı. Dalga geç Biz kendimizle de dalga geçiyorduk. Galatasaray bu sezon 150 tane korner kullandı. Evet. Atlayı e gol sıfır. Aynen. Hatta herkes yine bir, bir tane daha bir tane daha diye söylüyordu ya. Askerin kalan gün sayarmış gibi. Biz de böyle artı bir artı bir sayıyorduk ya. Yani. Peki abi Beşiktaş'ı yendik içeride. Evet. Fenerbahçe'yi de yendik dışarıda. Sence 10. haftalar sonunda kesin bu sene şampiyon olduk. Beşinci yıldız taktik diyebilir miyim? <laughs> Nereye gittiğini anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyemez. <laughs> diyemez. Diyemeyiz diyemeyiz. Hayatta diyemeyiz. Hiç öyle bir şey yok. Daha Yani matematik bak ben sana söyleyeyim. Matematiksel olarak garantilemeden hiçbir şey diyemezsin. Kesin. Bu kadar basit. Yani. Ve dememen de lazım bu arada. Yani çok büyük bir şey bu aslında. Kibirdir bu. Tabii. Kibir'in sonunda Aynen. ne olduğunu biliyoruz. Savaş. Geçen sene. Geçen sene bence acı acı tecrübe etti Galatasaray Çok kötü. taraftarı. Çok kötü oldu abi. Evet. Öyle işte Fenerbahçe maçında yaşadığın hezimeti bir daha yaşarsın. Allah'tan telafisi vardı da. Aa, tabii telafisi canım telafisi vardı ama telafisi de olmayabilir e, bazı maçlarda yani. Yani Fener'e yenilmek de her zaman kötüdür yani. Kötüdür canım. Onun telafisi yok mesela. Ben bir hafta uyuyamadım o. E yani. Felci felci can Yani Konya'dan bile korkar hale geldik. Yani ulan acaba yenilir miyiz şey yaparız. Konya'dan korkmadım ya. da. Yani... O, 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 maçı da yaşamak istememiştim e yani. E tabi yani. İçeride şampiyonluk kutlayacak. Tabi tabi içeride şampiyonluk kutlayacak. En, limon limon sıkıldı yani. En keyiflisini yaşayacaksın. Tabi. Peki abi bir de Duran Top'a tekrardan geri döneyim. Fenerler demiş ki Fenerbahçeliler. Duran Top golleri olmasa Galatasaray şu an küme düşme mücadelesi veriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında biraz hakkaniyeti bol olan Fenerbahçeli bir arkadaş demiş ki o yüzden mi Kadıköy'de bize 3 attılar. <laughs> <laughs> Bak gerek yok işte bu kadar yani kafası hafif çalışan hmm. hafif böyle manipülasyona izin vermeyen şeyi sayabilir miyiz Duran top Torreira'nın golünü o da Duran top'tan geldi mesela şeyi de Duran top sayabilir Saranın golü taştan geldi ya ha ama yok ya o kadar da Duran top değil artık yani duran top şöyle olması lazım. Açacaksın ortaya direkt gol olacak. Ya da işte tacı kullanacaksın. Böyle bir asistle gol olacak gibi. Hmm, onun gibi tek vuruş gibi. Tabii tabii. Ya da işte şey kullanıldıktan sonra bir asistle beraber gol olacak. Peki abi sana bir soru o zaman. Korner duran top mudur? Korner tam olarak <laughs> duran toptur. <laughs> Sen sergenin o biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Şey. <laughs> e... Biz kornerden yedik. Hangi top. maç için söylüyordun? Sporting maçı sporting için. Sporting maçı ha. Spo sporting <laughs> maçında şeyi eleştiriyor tabii ki. Mourinho'yu eleştiriyor. Van Bronckhorst'a eleştiriyor. Ha pardon Van Bronckhorst eleştiriyor. Aynen. Doğru pardon. Çok pardon. Kardeşim şu duran toptan gol atacağı belli adamların. yani. Çalıştır diyor. Çalıştır diyor. Önlem al diyor. Hayret enteresan bir şekilde de Canlaş Tolga Işık'tan şöyle bir şey geldi. Abi sen de Sporting maçında. <laughs> Kamera arkasında Canlaş Tolga Işık'la arası çok iyi olan bir arkadaşımız var. <laughs> Hemen göz göze geldik. <laughs> Aralarından sızmaz. Sızma. Sonra öyle diyor ki ya biz kornerden geldik? Duran toptan yemedik diyor. <laughs> <diye." gülüyor> Serkan Hocam Aa, niye yaptın bu işleri ya? Şey diyor, atar abi adam. Engelleyemezsin. Evet, adam evet. insan atar yani. <laughs> şey daha çok komikti ama ya. Bu çok daha büyük fail'di. Mourinho'nun ne futbolculuk geçmişi var. Abi müthiş ya. Benim bir golümü izler. Benim bir golümü izler <laughs> anlar diyor. O iş değişir, <laughs> iş başka olur diyor. Serkan Hocam. Yazık etti kendine. Ya, yani yazık mı etti bilmiyorum. Yani maddi olarak karşılığını geçen, alıyor. Geçen Hasan'ın şeyi izliyorum da canlı yayını. Oha, onu şey ben diyor, kaşelerini öğrendim de diyor. Çok da yazık etmemiş. <laughs> Benim de hayatımı bitirebilir diyor. <laughs> Neyse abi biz kendi gündemimize dönelim. Peki mesela biz önceden de burada komiklik şakalarda hep şey diyorduk ya Fenerbahçeler biraz böyle farklı bir evrende yaşıyorlar gibi gerçeklikle algısını koparmışlar gibi. Beşiktaşlar da biraz ona benzemeye başladı abi. Şöyle bir şey gördüm. Emirhan'ın maç sonrası cebinden çıkanlar. Anahtar. Araba Anahtar. Cüzdan. Telefon. Telefon. Osimen. Bir de Osimen. Cebinden mi çıkar. <laughs> Ya bu nasıl olur Adam gol, gol attı golü mı Gol kim attı? Birincisi Davut sonra ikincisini unuttum kim attı? İkincisi Osymen. Ya bak çok komik oluyor. Der bir de gol atmış bir adamı cebinden çıkarttı falan der misin ya? Bak öyle bütün bir maç 90 dakika olsun tamam mı? 90 dakikanın 89 dakikasını nefes aldırmasın. Ama o bir dakikasında gol atmış adam işte yani nasıl oluyor da cebinden çıkartmış oluyor ya? Geçen sene sizin Kerem'le gittiğiniz Real Madrid maçında. Bayern Real Madrid maçı evet. Mesela orada son iki dakika. Pardon Real Bayern maçı. Hoselu ikisini de Hoselu atmıştı. Evet Hoselu aynen. Mesela Hoselu zaten sonradan, sonradan girmişti. Aynen öyle. Şimdi mesela Hoselu o maçta işte yarım saat oynadı demiş. Kaç dakika oynadı hatırlamıyorum. Mesela Bayern daha iyi oynadı. Bayern çok daha iyi oynadı. Ya da Hoselu şey diyebilir misin mesela? İşte yarım saat boyunca hiçbir şey yapmadı. <laughs> Benzer oluyor biliyor musun? Bak sen şaka yapıyorsun ama bunu ciddi ciddi anlatanlar var. Ömer Üründül'ün hani onu söylemediğini biliyorum da. Aha. Şey var yani Lewandowski attığı 5 gol dışında sahada yok. <laughs> Vallahi tam tam o hesap yani. E tam bu arada bence Emirhan iyi oynadı. İyi de oynadı gerçekten. Allah var iyi de savundu. Ama işte yani nefes aldı gol attığı maçta bunu söylemezsin, yazmazsın söylemezsin yani. yani. Eşiniz dostunuz olsun, uyarsın siz arkadaşlar böyle şeylerde. Tabi taslakları attı ona. Tabii tabii. <laughs> Hayır, gö görsel zaten hazırlanmış. Görsel hazırlanmış. O gol atmasaydı o çok daha büyük şekilde paylaşılacak. Ya da beraber bitseydi Beşiktaş yenseydi o. Onun bin retwiti vardı. Taslaklardan yani. yazık olmasın diye çıkar. Yazık olmasın diye taslaklardan çıkan tweetlerden birine ne söyleyeyim mi sana? Beşiktaş'ın şey tweet'i. Yavru aslan Yavru paylaştı. Aslan. <gülüyor> <gülüyor> o da o da şey yani hazırlamışlar. Aynen. Yeneriz diye. Ondan sonra bu tweet gelince dediler ki yazık olmasın bir tane götürelim bunu. O kadar uğraştık, o kadar hazırladık. Evet. Sonrasında onun peki Galatasaraylar tarafından sevimli hale gelmesi. Çok güzel ya. GS Store'dan bu arada. bunun işte anahtarlığını yapın. Anahtarlarını şunu yapalım, yapın değil mi? Türkiye yapılsa. muazzam bir şey. Ekrana getirirsiniz onu. Savaş. Yani muazzam çok tatlı bir aslan paylaşmışlar. Ya mesela işte vuruyorsun. Galatasaray topu göğsünü alıyor. Ayağını alıyor sonra. Seninle dalga geçiyor. Aynen öyle. Bak şey çok çok daha güzeldi. Fenerbahçe paylaşmıştı. Hatırlıyor musun? Bak o çok komikti bu arada. Küçük bir aslan oyuncağı. Hatırlıyor musun? Salıncakta sallanıyordu böyle falan. Kaydırakta kalıyor. Böyle şey arkaya da komik bir müzik koymuşlar. Parkta çocuk parkında falan hani oradaki aktiviteleri yapıyor falan. Çok güzeldi mesela bence yani. Ya mesela şey dört yıldızlı kalıpların içerisinde poz Kek kalıbı. Kek kalıbı diyorsun yine Aysal zaman? Sonra kek kalıbı diye dalga geçtiler. E, sene sonunda dördüncü yıldızı takıp kek kalıbı diye çıkardılar kek yani. Kek kalıbı store'da çıktı değil mi? çıktı yani. <laughs> ya dışarıdan istediğin kadar şey yap şey yapamıyorsun abi ya. Yok yok doğal akışında olması lazım. Galatasaray'ı işte. yıkamıyorsun şey yapamıyorsun yani. Peki abi biz yine kendimize dönelim. Davinson'a ne diyorsun? Box Box stoper. Box to box'ın kitabını yazmış bir stoper. İki tane kontrata çıktı farkında mısın? Biri de 90 artı 5'te. Yani. Yani. Biri de 90 artı 5'te. Bunu da Koseç Kifa'nın çok güzel bir tweet'i var. ya Ben onu ilk defa gördüm. Daha önce Aha. hiçbir yerde görmemiştim. Çok acayip. Tam, şey, tam, videoyu mu ilk defa mı gördün yoksa şey espriyi mi ilk defa mı gördün? Yok videoyu ilk He. defa gördüm. Ben de videoyu ilk defa gördüm. Tam daha anlatan bir şey ya. <laughs> çok iyi ya. Ben ilk başta şey sandım videoyu. Orada hızlı kayıyorlar ya. İlk başta ona diyor sandım. Bir anda arkadan böyle yaldır yaldır Koş geliyor. Koşa koşa geliyor. Bir tane de şey var ya böyle kaslı maslı inanılmaz atletik bir adam var. Böyle koşuyor. Onu da görmüştüm ben Davinson Sanchez diye. Ekstrem kaslı bir adam böyle. Ton sürat böyle hani alabildiğince koşuyor falan. Onu onu da bulursak koyalım onu. Onu bir koyalım. Bir, ben bir bakayım ona. Ama hani Davinson çok üstünde ya bu ligin. Ya Mesela hani az önce diyorduk ya. Burada da yapacağınız yaptığınız şakalar yöneticilerden evet. komik değildir. Davinson'un 9 milyon alınması da şaka gibi ya. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Gerçekten. Torreira'nın 6 milyon alınması. Davinson Şeyle beraber kalıyor. paketlenmesi. Endombele ile beraber Endombele birlikte onun da. <laughs> Onu alacağız diye Endombele'yi <laughs> de almamız. Endombele'yi mesela 3 yılına da alsak Davinson yine her türlü şeyi var ya. Okey ya bence. Okey yani. Okey yani. <laughs> yani. Yandaki o çamaşır suyunun yanına paketlenmiş kolonya falan. Onun gibi yani. Onun gibi bir şey ama Davinson her türlü. Ya da ıslak mendil. <gülüyor> <gülüyor> Son Beşiktaş'la alakalı, Fenerbahçe'yle alakalı bir şeyim var. Diyor ki Fenerbahçe'li bir arkadaş demiş ki bunlar bizimle uğraşıp duruyorlar ama biz 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Bunlar Aha. hala 17. şampiyonluğun peşinde. Beşiktaş'lı bir arkadaş da işte kupa sayılarını göndermiş totaldeki. Bizim Galatasaray'lı bir arkadaş da şey yazmış. Demiş ki bunların ikisini birbiriyle uğraşıp bizi hiç hesaba katmaması. <laughs> Çünkü neredeyse ikisinin toplam kupası bizimki kadar. Evet aynen öyle. E, şampiyonlukta da 24-19-16. Bu sene inşallah 25 yaparsak. Başka bir şeye dönüşecek iş yani. Kadroda çok acayip bir fark oluşuyor. Evet ama şey güzel ya. Hani artık bizi bırakıp kendi aralarında tartışmaları, kendilerine böyle birbirlerine laf sokmaları güzel yani. Peki sana şey üzücü geliyor mu? Ne o? Yani bir Bayern Münih'in işte Bundesliga'da 10 yıl, 11 yıl üst üste şampiyon olması. Evet. Juventus'un İtalya'da bu, bu şekilde bir şey yapması. Galatasaray sanki hiç böyle bir şey yapamayacakmış. Hani kesin kendi ayağına sıkacak Hisi. Zor ama ya yani şöyle camialar arasında Türkiye'de o kadar büyük fark yok hmm. Almanya'daki gibi camialardan bahsediyorum <laughs> yani taraftar sayıları vesaireler falanlar falanlar hani o ekonomik güç arasında o kadar büyük fark yok. O yüzden olmuyor zaten. Ha ondan dolayı. Yani değil. şey olsa işte şey gibi yani aslında baktın zaman Bayern Münih büyük bir takım, büyük bir camia ve hem ekonomik anlamda hem taraftar sayısı anlamında geri kalana çok ağır bir fark atmış durumda. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında o kadar büyük farklar yok. Ya yani böyle kat be kat farklar yok. Ya yani mesela işte Bayern Münih'e gitmesi işte çoğu Lewandowski'nin işte zamanında Götze'nin falan ya da çoğu Alman iyi Alman futbolcunun. Hı Bayern Münih neredeyse oradan 3 4 kat fazla maaş veriyor. Aynen öyle. O yüzden bizde öyle bir şeyin olması çok uzun bir süre imkansız yani. Çok başka bir şey olması lazım. Doğru ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Evet. Mesela şeyi hatırlıyorum ismini hatırlamıyorum da şimdi futbolcunun mesela Almanya bir takımından geliyor mesela. Bayern Münih tesislerine giriyor normal sıradan bir araba. Türkiye'de Hı -hı. bile orta edeceğin. Evet. Bir çıkıyor mesela Audi'li. Aynen. Direkt içeride veriyorlar yani anahtarı falan veriyorlar hemen çıkıyor. Hani orada futbolcuya da çok acayip bir şey hissettiriyor yani. Tabii canım. Başka bir yere gittim, hissiyatı veriyor yani. Ama şimdi Galatasaray yine Fenerbahçe'ye gitse ya da Beşiktaş'a gitse aynı şartlar aşağı 5 yukarı aynı Tabii şey canım. olacak. 3 aşağı 5 yukarı aynı şartlar. Peki abi yine içimizden biri. Şöyle İsmail Kartal demiş ki benim başarılarımı saysanız demiş yazmaya kalksanız 2 tane A4 kağıdına sığdıramazsınız. Rekorları değil mi? Rekorları mı? Başarıları değil de rekorları. Rekorları. Adamın sadece bir tane Türkiye kupası var. <laughs> Yardımcı antrenörken o da. Evet evet S Sıfır kupa. Teknik direktör olarak kendinin kazandığı hiçbir kupası yok. Evet. Mesela geçen sene saint maçından sonra bir açıklama yapmıştı işte deplasmanda kazandıktan sonra. Benim Türkiye'de yaptıklarımı yapanlara imparator İmparator diyorlardı. diyorlar değil mi? Ha, aynen. İnanılmazdı o ya. Hangi yaptıklarına mesela? Mesela ne yaptın yani işte yani Saint-Gilles'i dışarıda 3-0 yendin diye mi? Aykut Hoca kıyaslasa şey yani. değil de. okey demeyiz. Aha. Yani okey demeyiz aynen. ama adamın bir şeyi var yani altta UEFA yarı finali Uyumak. var vesaireler falan var filan var. Aynen. Aha 38... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu çok büyük başarı mı kıyınca bilmiyorum ama 30 sene sonra Türkiye Kupası kazandırdı doğru en azından 30 sene kazanamayan bir takıma kazandırdığı kazandırdı, için yani. o iyi yani başarı yani. sayılabilir yani e şampiyonlukları var vesaire falan Liverpool için Klopp neyse Fenerbahçe Aynen aynı. <laughs> aynı öyle ama yani İsmail hocanın neden barınamadığının özeti bu çok, açıklama çok yani. yani Burada Howard demiş ki ego ve başarıyı birlikte değerlendiğimiz bir parametrede Fatih Terim en mütevazi yerli hoca olabilir. Kesinlikle öyle. Ben hep onu söylüyorum zaten biliyor musun? Hep şey diyorlar ya işte Fatih Hoca için derler genelde bunu. Bir de Ergin Ataman için derler. Egolu tamam mı? Ya ego olmayacak da ne olacak bu adamlarda? Ya sen bu adamların yaptığını yapsan var ya böyle şey tatlı sırtı şey omuzuna götürüyorlar ya böyle eski Mısır prenseslerini falan filan. Aynı öyle mecliköy'den geçersin bak önümüzdeki caddeden yani. Ya ben hep şey diyordum mesela kimseyle aynı şey yapmam yani mesela? Aynı masaya oturmam. Aha. Aynı yemeği yemem. Ben Fatih Terim'im sen Hayırdır falan değil mi? Sen kimsin muhabbetine girerim yani. Aynen öyle. Ya işte o olay şurada. Ego var tamam mı? Ego olması lazım zaten. Bu kadar büyük başarılar kazanmış insanlarda ego olması lazım. O egonun altı dolu mu? Önemli olan o yani. Benim bu kadar abi. Evet. Senin ekstra söyleyeceğim güzel, şey var. Güzel çıtır varsa... çerezlik bir içerik. Beraber güldük eğlendik. Güzel oldu bence. Evet güzel oldu. O zaman videoyu beğeniyi, kanala abone olmayı, bir de hype'ı unutmayalım. Ve bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. komik şakalar şeyler <laughs> İşte işin özü bu